Şimdi K geldik. Soru cümlesi K. Soru cümlelerinde cümlenin sonuna K getirip yükselen bir tonlamayla yüksek bir tonlamayla telaffuz ediyoruz. Tomodachi des. Bu bir bildirme cümlesi. Tomodachi des, değil mi? Arkadaşım. Mesela tanıtacağım. Tomodachi des. Birine diyeceğim. Tomodachi des, arkadaş mısınız? O zaman bu cümlenin sonuna K getirdim mi soru haline geliyor. İki kişinin olduğu bir diyalogda anata kelimesi konuşmada neredeyse hiç kullanılmaz. Çünkü zaten kiminle konuştuğun belli olduğu için cümlelerin öznesi bellidir yani. Soru sorarken karşıdakine sorulur. Onun yerine karşıdakinin ismini biliyorsak ya, ismine san getirip Maysan diye söyleyebiliriz. Maysan ma. Betona mı kara deska? Yani anata demek yerine adamın ismiyle, mesela bana diyecek ya, Serdar Usan, Nihongo no sensei desu ka? Serdar Bey, Japonca öğretmen misiniz diye bana bu şekilde söyleyebilir. Hay so des, evet öyleyim. Ano, Paku-san desu ka? Şey, siz Paku-san mısınız? İyi, watashi wa Kimu des. Hayır, ben Kimu. K ile soru yapmıştım.